Anla artık, dünyadaki herkes kocan değil. Eğer böyle saçmalarsan, insanlar tepki verir. Neden konuşmadan önce düşünmüyorsun, he? Ama Zeyn, yeter! Tek kelime daha etme. Eğer bir saniye geç gelmiş olsaydım, kız bileklerini kesecekti. Bütün bu olanlardan dolayı kendini suçlamış. Sence miras paylaşımını o mu istedi? Zeyn, ben çok üzgünüm. Ben... Kimi yaraladıysan, git ondan özür dile. O ne kadar hassas biri biliyor musun? Şaziye ile Nefise sürekli sorun yaratmaya devam ediyorlar. Yardımcı olamayacaksın, bari sorun çıkarma. Çok özür dilerim Barkat. İnan bana, senden bir saniye bile şüphelenmedim. Lütfen beni affet. Lütfen Barkat. Lütfen böyle söyleme yenge. Neden kendini suçluyorsun? Belki de ben biraz abartmış olabilirim. Aslında hayatım ta başından beri... Seni anlıyorum. Bu sefer sert kayaya çarptın. Karşında Bobby var. Planlarıma engel olmaya kalkarsan seni rezil edeceğimi sakın unutma. Senden çok özür dilerim Barkat. Ama benim bugün gördüklerimi Zeyn göremedi. Barkat! Ne yapıyorsun sen? Hayal mi gördüm yoksa gerçek miydi? Ama Barkat'ın bileklerini kesmeye kalkışmadığını biliyorum. Zeyn'e numara yapıyordu. Hepsi bu. Allah'ım, aklım öyle karıştı ki. Eğer seni haksız yere suçluyorsam affet beni Barkat. O zaman hemen senden özür dileyeceğim. Özür dilemekle bu işten sıyrılamazsın Aliya. Bu kadar kolay değil. Bu öykünün sonu mutlu bitmeyecek.